Evet, adli yıl açılışı yapıldı sayın seyirciler. Adli yıl açılışları çok önemlidir. Adli yıla ilişkin hukukçuları temsil edenlerin hem hukukçuların kendi sıkıntıları hem de ülkenin hukuk alanında ihtiyaçlarını dile getirdiği, önemli eleştiriler dile getirdiği, yaptığı toplantılar olmuştur yakın bir döneme kadar. Bir süredir bunun değiştiği söylenebilir. Hatırlayacaksınız, Cumhurbaşkanı Erdoğan birini terk etmişti bu toplantıların yapılan eleştirileri kabul etmeyip. Son adli yıl açılışının toplantısında da bir sansür olayı damga vurdu. Nedir bu sansür olayı? Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın konuşması yayınlanmadı. Nasıl yayınlanmadı diyeceksiniz. Sadece bir görevli kuruluş var sayın seyirciler. Buradan yayını gerçekleştiren ve bu kuruluş da Cumhurbaşkanlığı tarafından belirleniyor. İşte bu kuruluş Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Erinç Sağkan'ın konuşmasının linklerini paylaşmadı. Yani bir biçimde sansürlendi. Aslında biz aradan çekilelim ve Sayın Sağkan'a sözü verelim ve ondan öğrenelim detayları. Sayın Sağkan, merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Sayın Demirkol. Şimdi biz iki şeyi hedefledik. Hem istedik ki burada yaratılan bu tabloyu izleyicilerimize aktaralım. Yani yeni yılın, adli yılın açılışına bu sansür olayının damga vurmuş olmasını izleyicilerimize aktarmış olalım. Hem de sizin verdiğiniz mesajlara burada aracılık edelim. Yani yayınlanmadıysa eğer bu mesajlar, biz yayınlayalım istedik. Buyurun, tam olarak ne oldu? Evet, aslında ilk defa benim başkanı olduğum dönemde bir adli yıl açılış törenine katılıyoruz. Hı hı. Haliyle bu işe ilişkin olarak da öncesinde bir çalışma yürüttük ve öğrendiğimiz kadarıyla adli yıl açılış törenine ilişkin yayın ve kayıt yapma işlemlerinin Cumhurbaşkanlığı yetkilileri tarafından yürütüldüğü, bu konudaki görev ve sorumluluğun Cumhurbaşkanlığında bulunduğu, Yargıtay'ın bu konuda bir görev tanımının bulunmadığı bize iletildi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı'nın anlaşmalı olduğu o yetkili yayıncı kuruluşla yaptığımız görüşmede de bize törenin başladığı an itibariyle sinyal bilgilerinin bizimle paylaşılabileceği ve bu bilgiler üzerinden de gerek isteyen basın yayın organlarının gerekse bizlerin de kurumsal YouTube sayfalarımızdan bu konuşmaları yayınlayabileceğimiz bize ifade edildi. Ve hatta biz bunun üzerine Türkiye Barolar Birliği olarak Türkiye'deki 170 bin meslektaşımıza SMS'le bu konuşmaları Türkiye Barolar Birliği TV'nin YouTube kanalı üzerinden izleyebileceklerini de duyurduk. Bu konuda haber de verdik meslektaşlarımıza. Ancak ben konuşmamı tamamladıktan sonra tabii öğrenebiliyorum bu durumu. Yetkili yayın tarafın sinyal bilgisinin paylaşılmadığı ve haliyle hiçbir basın yayın organında bizim adli yıl açılış töreninde yaptığımız konuşmanın canlı olarak yayınlanamadığını öğrendik. Evet. Bunun üzerine o zaman banttan da olsa, bir kayıt da olsa sonradan yayınlamak üzere kaydı istediğimizde de Cumhurbaşkanlığı yetkili yayıncısından halen bir cevap alamadık. Sayın Sağkan, gönderdiği zaman belki oradan edinebiliriz diye düşünüyorum. Sayın Sağkan, buradan da peki hangi mesajları vermiştiniz noktasına geçeceğim ama biliyorsunuz böyle bir siyaset bir süredir tweet savaşları üzerinden de devam ediyor. Siyasetçiler Twitter üzerinden birbirlerine yanıt veriyorlar sosyal medyadan. Şimdi şöyle bir gelişme yaşandı. Bir yandan da izleyicilerimizle bunu paylaşıyoruz. Onu da anlamlandırmak, içini doldurmak isterim. Twitter'da bir akım var. Dünyaca ünlü şirketler sosyal medya üzerinden kendi markalarını tanıtan tek tweet akımı başlattılar. Yani bir tek kelimeyle markalarını ifade ediyorlar. İşte buna da Türkiye'den pek çok katılım oldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter üzerinden Türkiye paylaşımı yaptı. Türkiye dedi ve Kılıçdaroğlu da bunu alıntılayarak altına zam kelimesini eklemiş. O da tek kelimeyle bu biçimde anlatmış
Türkiye'yi bu akıma böyle katılmış CHP Genel Başkanı da. Özür diliyorum, böldüm sizi. İzleyicilerimizle bunu paylaşmak istedik. Tabii yani Barolar Birliği Başkanı burada eğer Türkiye'deki hukuk sisteminin, meslektaşlarının sıkıntılarına ilişkin bir şey söylemeyecekse kim söyleyecek gerçekten? Sizin burada verdiğiniz mesajlar, yaptığınız eleştiriler neler olmuştu? Konuşmanıza aracılık edebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Ben tabii öncelikle Türkiye'nin içerisinde bulunduğu yargı sisteminin geldiği noktaya ilişkin eleştirilerimi açıklıkla ifade etmeye gayret ettim. Çünkü bu hem bizim bir gelenek olarak sorumluluğumuz ama daha da önemlisi yasadan kaynaklı bir sorumluluğumuz. Hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını ve insan haklarını korumak. Ve az önce sizin de ifade ettiğiniz üzere adli yıl açılışlarında yargının temsilcilerinin, yargının üç tac ayağının temsilcilerinin orada ülkenin içerisinde bulunduğu yargı sorunlarını ve mesleki sorunlarını dile getirmesi gerekir. Tam da bunun yeridir zaten adli yıl açılış törenleri. Biz de bu anlamda görevimiz gereğince hem Türkiye'deki yurttaşların kendilerini gerçekten artık hukuki bir güvenlik içerisinde hissedememelerinin sonuçlarının neler olduğunu, toplumsal, siyasi ve ekonomik sonuçları da olmak üzere ayrıntılı olarak ifade etmeye gayret ettik. Bunun yanında avukatların çok uzun yıllardır yaşadığı köklü sorunlara ilişkin somut çözüm önerilerinin ortaya konulmamasının eleştirilerini yaparak yine kendi çözüm önerilerimizi ortaya koyduk. Tabii bu anlamda yaptığımız bir konuşmanın kamuoyu ile paylaşılmaması ise aslında o konuşmanın içeriğinde bahsettiğimiz ifade hürriyeti anlamındaki sıkıntının bizzat mağdurunun da kendimiz olduğu bir süreci ortaya çıkarttı. Çünkü şunu biliyoruz ki basın özgürlüğü ifade hürriyetinin bir parçasıdır ve sansür halkın haber alma özgürlüğünün yok edilmesi anlamını taşır. Bu anlamda bizim yaptığımız bu aslında sürece ilişkin bilgilendirme konuşmasının kamuoyunun gözleri önünden kaçırılmaya çalışılması da açıkça bir basın özgürlüğü ihlalidir. Bunun da altını çizmek istiyorum buradan. Çok teşekkür ediyorum ben de katıldığınız için. Bu vesileyle mesajlarınızı da iletmiş olalım. Sağ olunuz Sayın Sakan. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar efendim. Sağ olun. Size de kolaylıklar dilerim.